çocuklar okula gitmiyor mu? Gitmezler tabii. Ekmek elden, su gölden. Bütün gün koşturup duruyor mu bu çocuklar böyle? Antrenman lazım tabii. Hızlı koşacaklar ki sonra çarpıp... Nakiye yeter artık. Gelmek için sen ısrar ettin. Habire söylenme. Tamam. Aman be babam. Pazarla etmişsin de sonunu bir getirememişsin, becerememişsin. Saçları kesilmeyecek diyemedin mi? Ya sen abla, hani beni okula götürecektin, müdürle konuşacaktın? Ben götürürüm seni okula. Hiçbirinizi götürmeyin, okumam olur biter. Okumayacaksın da ne olacaksın? Sokaklarda mı sürteceksin? Aman diyene bak, okuyana yaptığı belli. Tamam abla. Bana bak Kadir, okul yoksa sokak da yok ha. Nasıl bir yer burası ya? Kesin burası. Gel burası. Baba Murat, hocalar geliyor. Hadi hadi. Hadi kaldırın. Şöyle bir rahatlaşsan. Sıktın kendini çok. İyiyim ben böyle, sağ ol. Ben aşağıdayım. Kadir. Kimseye bir şey söyleme. Uzatma kulağını, tamam. Ben çay yapayım bari. Gerek yok. İyi. Parayı getirdim. Hocam, biz seninle biraz dolaşalım ha? Olur. Ben de geleyim. Sen buraya yiyecek için gelmemiş miydin? Baba, millet sizi görünce merak eder. Herkes dedikodu için kapıda bekler. Bak baba, vallahi mahallenin ağzına sakız oluruz ha. Benimle olmaz bir şey. Görüşmeyeli nasılsın Hasret? İyi iyi, hadi görüşürüz. Ne yiyeceğiymiş bu? Yiyecek işte canım. Yani Burhan Bey mutfak ihtiyaçları için pazarlık yaptı da. Aa, öyle dese de. Hadi inelim bari bizim konağın mutfağına. Kadir! Nereye? Tepeye nereye olacak başka? Hiç böyle bir marka görmemiştim ha. Görmedin hiç. Koli marka. Koli marka mı? Açık anacığım, açık. Biz açık deterjan alırız Kadriye teyzemden. Kadriye teyze? Siz orada Kadriye teyze de mi yok? Bakkal kız, bakkal. Yok vallahi. Ama bir sürü market var. Burhan Bey sık sık çıkıyor mu yurt dışına? Sen nereden bildin? Odadaki duvarda yurt dışı çalışma belgesi var da. Her yer serbest ona. Bir gider, bekle gelsin. Benim bildiğim üç kara eskitti. Biri benim anam, biri Hasret'in anası, öbürü de Kadir Cücüğü'nün anası Ayda. Sor bu karılar niye bırakıp gittiler babamı? Niye bıraktılar? Anlamadın mı kız? Kemandan bulduğu parayı şaraba indirdi, karılar da illallah dedi gittiler. Ya. Hocam bu tarafta. Buyurun. Sağ olun. Altı bira tamam. Fıstık koy Kadriye. Şam olsun şam. Misafirim var. Murat Hoca, siz mahallede gene görmek şey oldu yani. Hepimizi şey ettiniz. Siz şey için mi gelmişsiniz buraya? Evet. Ya yani hayır, ben şeye bakmak için, şey için geldim. Kahvede oturalım isterseniz ha. Şeylemeye yeniden başlarız. Hop hop. Hoca benim misafirim. Asılmayın, garaja gider. Değil mi hocam? Öyle. Hmm.
Hocanın sanatçılık yönünden bir maruzatı vardı. Var mıydı? Vardı. Kendisine fikir vereceğim. Verecek miyim? Vereceksiniz. Yani sanatçı, sanatçıdan akıl danışır. Doğru mu? Doğru. Bak ne demişler? Danışama, ustaya danış. Güzel laf. Para peşin, kırmızı beşin. Bu çok güzel laf. O zaman yaz tahtaya kadriye. Hocam, şöyle buyurun. Tepelik restoranının rufu bizi bekliyor. İyi günler. Çakal. Ben şimdi bu balımızı anlayamadım. Akıl akıl, sen lüküs mahallelerde kalk gel de buraların gıcına takıl. Yok bunu başka geçmişin tenekeli. Kadriye abla yapma, ayıp. Ayıp. Burhan babaya haksızlık etme, virtüöz o. Bak, müzik dünyasında yaşıyoruz, anlıyor musun? Bir yerde virtüöz varsa aranır, bulunur. Bilmiyorsan öğren. Aman kobra be, sen de 6 lira. Hasret nereye? Hiç, eve. Senin hoca bizim mahalleyi ayak yolu yaptı, hayırdır? Aman hiç konuşamam şimdi, eve gitmem lazım. Ocakta yemeğin mi var, bu ne acele?